Merhaba değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki ikinci yeni oyunumuz Super Meat Boy. Kendisi bu arkadaş. Bunun kız arkadaşı var. Bandaj Girl. Çünkü kendisi et olduğu için sırf et var, derisi yok. Bandaj bu. Ona ihtiyacı var. Bir de her iyilerin olduğu yerde kötü olan gibi Doktor Fetus var. Daha doğmamış bebek. Bu Meat Boy'la Bandaj Girl'ün arasına giriyor ve Bandaj Girl'ü kaçırıyor. Sonra bir sürü tuzaklı bir yerler kuruyor. Biz de Bandaj Girl'ümüzü kurtarmak için maceraya atlıyoruz. Tabii şu anda oyunda bir ses problemi var. İnternetten baktığıma göre çoğu kişide bu ses problemi varmış. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Evet değerli dostlar. İlk girişi anlattım. Ses problemi vardı dediğim gibi. Orada dedim bilmiyorum, orayı kesmiş olabilirim. Şimdi baştan oynayacağım. Aslında ben oynadım oyunu biraz. Fakat görüntüde bir kayma oldu. Şu başlangıç değerli dostlar, Street Fighter'ın başlangıcı. Eğer Atari salonlarında falan oynadıysanız, eskiden öyle oyun yani benim yaşımdaysanız falan işte 79'lu falan 80'li. 80-90'lı yıllarda çocuksanız o girişi hatırlamışsınızdır. Şimdi ben 11 bölüm oynadım. Ama tabii dediğim gibi kayıtta bir sıkıntı olduğu için baştan oynuyorum. Şimdi oyun zor değerli dostlar. Öyle kolay değil yani. Meat Boy ama kolay değil. Hop. Space ve yön tuşlarıyla oynanıyor. Shift bir de Shift. Şimdi amacımız ne? Amacımız mesela üstteki Bandaj Girl'e ulaşmak. Şimdi Space'e basılı tuttuğunuzda zıplıyor. Devam ediyor basılı tutmaya devam ederseniz. Olduğu yerde devam ediyor zıplama yukarı. Eğer bırakırsanız aşağı düşüyor. Mesela şimdi burada ne yapmak lazım? Burada uzun basıp karşıya zıplamak lazım. Hop. Tabii her seferinde de Fetus Boy gelip kızımızı alıp götürüyor. Şimdi mesela basıl tutuyoruz, bir daha hop yukarı. Basıl tut, basıl tut, basıl tut. Şimdi buradan yukarı çıkmamız lazım. Oyun çok zevkli yani, onu söyleyeyim. Hop, bak yukarı gelmişken kızı bıraktık orada. Öyle yapamadık gene bak. Ah, şimdi yap, tamam. Oyun gerçekten çok zevkli değerli dostlar. Bir de şey var, nedir o? Böyle mesela bölüm bitirdikten sonra kaç kere öldüğünüzü en son gösteriyor. Hop. O ne? Ne oldu? Ne oldu ya? Yani orada bir şey. Aha. Değişik bir yere geldik. Super Mario gibi. Oo, şu karşıya nasıl geçeceğiz? Ha, iki aklım kaldı, tamam. Başka bir yere gittik. Lan nereye geldik böyle ya? Normal level oynuyorduk. Başka bir yere geldik. Ay zormuş burası bak. Karşıya nasıl atlayacağız? Atlayacağız bakalım, bir şeyler deneyeceğiz. Hop sakin sakin dostum. Level 1-3. Daha bir de mi? Aha. Nereye dolaşacağız o zaman ya? Aşağıdan geçeceğiz herhalde. Aşağı gidelim bakalım. Burası başka bir alem herhalde.
Allah. Son hakkım. Dikkatli git dostum. Ay gitti, game over. Evet, kaldığımız yere devam edelim. Demek ki arada böyle bonus yerlere gidiyoruz. Neyse. Şimdi oyun gerçekten çok zevkli dediğim gibi. Biraz zor ama yani. Öyle kolay değil. Oraya hiç girmeyelim dostum biz. Direkt kızımızı yanıyoruz. Evet. Şimdi bu oyunu değerli dostlar ben aslında şeyde gördüm. Netflix'te yayınlanan The Indie Game isimli belgeselde. Bağımsız oyunlarla ilgili belgesel vardı. Orada gördüm. Yapımcıların, yani bu bağımsız oyun yapımcılarının bağımsız oyun çıkarken yaşadıkları mücadele, zorluklar, o oyunu yetiştirmek için içinde bulundukları psikoloji falan çok etkileyiciydi. Yani adamlara üzüldüm. Hatta dedim ki ya param olsa böyle gidip bağımsız oyunculara destek çıkarım diye düşündüm yani. Gerçekten bağımsız oyuncuların işi zor. Ama çok güzel oyunlar yapıyorlar ya. Yani hep AAA oyunları almak. Yani onlar da güzel tabii de. Daha güzel ya aslında. Ama yani bağımsız oyuncuların oyunlarını almak, onlara destek çıkmak daha güzel. Mesela kanalda da oynadığımız işte Little Nightmares, Inside gibi oyunlar mükemmel. Bakın böyle oyunda en sonunda böyle gösteriyor kaç şey yaptığınızı, hareket yaptığınızı. Bu biraz bana şeyi hatırlattı, böyle spermlerin zigota giden mücadelesi, yoldaki yaşadıklarını anlattı. Hatırlattı yani. Ona benziyor. Bak dur. Ah kesildik. Testler bizi kesti. Hop. Tabii fetusumuz her zaman gelip bizi kaçırıyor. Yani kızımızı kaçırıyor. Şimdi karşıya geçmeyeceğiz. Hadi bakalım. Aha. Orada şifre yapacağız tabi bunu. Hop. Aslında bir kere de geçebilirmişiz ama işte öyle bir şey yaptık. Devam edelim şimdi. Evet, bu bölümde o şeyler eriyor. Hemen yukarı çıkmamız lazım onun için. Evet. Lan fetus. Oyun çok eğlenceli ya, güzel yani bayağı. Hem zor hem eğlenceli. Evet, eritip onları. Hop, biz geldik. Efektleri falan çok güzel yapmışlar ya. Adamlar yapmış, şimdi bir şey diyemem ya. Ne diyeceğim ki zaten. Hop, yandık yandık. Aman sakin ol dostum. Hop. Shift ve basıp space yaparsanız daha hızlı, daha uzağa atlayabiliyor. Aha. Burası neresi? Ha tam görmedim, pardon. Geldim tatlım. Ah olan fetus boyu. Aa, bu değişik bir yer. Neresi? Üt, çıp çıp diye kesti bizi valla. Adamlar nereden akla gelmiş ya? Bir etten oyun yapmak. Valla helal olsun. Dostum ne yapıyorsun? Mik boycum. Ay. Şimdi bak bunun mesela bölüm sonunda izleyelim kaç defa ölmüşüm. Ay yanlış yere basıyorum ben de, niye oluyor diyelim lan. V'ye basıyormuş. Ay ulan. Çok komik öldüm yalnız ha. Oha. Her zaman da space şey shift'i kullanmamak lazım ya.
Geldim. Bak şimdi izleyelim mesela kaç kere öldüm. Görelim. Kaç tane. Şuraya bak. Evet. En üstteki ulaşıyor. Evet değerli dostlar. Oyun bu şekilde. Yani çok zevkli. Ve zor gerçekten. Ay. Aa, ben orada aşağı inecek sandım ya. Pardon. Zaten hep öyle olur Onurcuğum. Aşağı inecek sanarsın. Yok şöyle olur falan. İn bakayım aşağı. Hop. İyi olmaz dur. Evet geldim. Çok iyi. Çok güzel. Oyun çok güzel. Evet değerli dostlar. Aha. Vay. Buraya da geçeyim de ondan sonra bu bölümü bitirelim. Lan. Oo çok iyi yapmışlar. Direkt geliyor üstümüze. Lan. Hemen gelmezdi ama denk geldi vallahi. Aa hem üstte hem altta bak sen. Dur şimdi. Hadi atlayalım. Evet işte böyle. Evet değerli dostlar. Oyunun ilk bakışı gibi oldu bu biraz. Güzel. Ben gayet beğendim. Eğer almakta böyle niyetiniz varsa tavsiye ederim. Zevk alacağını düşünüyorum yani. Çok böyle sizi sıkmıyor yani. Hani zorluk derecesi o kadar şey değil ama çok güzel, eğlenceli. Kendinizi alamazsınız diye tahmin ediyorum. Ben şimdi hafta içine yetiştirmek için böyle kısa kısa çekeceğim. Ama çok güzel yani oyun. Mutlaka oyuna inerim. Görüşmek üzere. Bu arada yapımcılara teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel yapmışlar. Evet değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.